Herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü menümüzde fırında etli biber dolması var. Fırında pişen yemeklerin lezzeti, kokusu daha bir başka oluyor. Dolmayı eğer denemediyseniz bir de fırında deneyin derim. Etli de yapsanız, zeytinyağlı da yapsanız tadına doyum olmaz. Buyurun isterseniz hemen başlayalım. İç harcımız için 300 gram yarım yağlı dana kıymam var. 1 su bardağı pirincim var. Daha önceden yıkayıp süzmüştüm. Yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, 5-6 zap taze nane ve bir tane büyük boy kuru soğanım var. Onları da ince ince doğradım. 1 yemek kaşığı domates salçam var. İsterseniz biber salçası da kullanabilirsiniz. 3 diş sarımsak rendeledim. Ve baharatlarım var. Karabiber, pul biber, kimyon, kekik ve tuz. Yarım çay bardağı da ben zeytinyağı ekledim. Eğer etiniz yağlıysa yağ eklemeyebilirsiniz. Ama zeytinyağı da daha da lezzet veriyor. Şimdi malzemeleri bir kapta birleştirelim. Zeytinyağımızı da ilave edelim. Ve bütün malzemelerimizi yoğuralım. İyice birbirine karıştıralım. Dört beş adet de domates doğramıştım ben. Dolmamızın üzerine kapak yapmak için. İsterseniz biberlerin kapaklarını da yıkayıp kapatabilirsiniz. Kestikten sonra. Ama ben pişmiş domatesi çok sevdiğim için domates yapmak istedim. Dolmalarınızı isterseniz benim gibi elinizle ya da bir tatlı kaşığıyla doldurun. Birazcık bastırarak çok ağzına kadar doldurmadan üzerine de domates kapatalım. Çok doldurursanız taşabilir, pirinçler şişer. Benim 12-13 tane yeşil biberim ve 6-7 tane de kırmızı kapya biberim var. İç harcınızdan artarsa kabak, patlıcan ya da domates, patates bile doldurabilirsiniz. Biberlerimi dik koymaya çalışıyorum. Üstleri kızarsın diye. Kırmızı biberlerim dik konulmadığı için yan koydum. Çok doldurmadığımız için taşmayacaktır. Ağzında domatesle kapattığımız için bir sorun olmaz. Yan tarafı kızarır. İsterseniz kızardıktan sonra bir tarafını daha çevirip kızartabilirsiniz. İki tarafı da kızarmış olur. İç harcım bitene kadar biberlerimi dolduruyorum. Benim 2 adet yeşil biberim arttı. Onu da derin dondurucuya attım. Kışın kullanırım diye. Daha sonra biraz daha alır koyarım yanına. Şimdi sosunu hazırlayalım. Sosumuz için 1 yemek kaşığı domates salçası kullanacağım ben. İsterseniz biber salçası da kullanabilirsiniz. Birazcık sıvı yağ ekleyelim. 3-4 yemek kaşığı kadar. Ben yine zeytinyağı kullandım. Üzerine kaynamış su ekleyeceğiz. Suyunu dolmamızın yarısına geçmeyecek şekilde ayarlayalım. Çok sulu olmasın. Salçamızı ezerek sosumuzun içine karıştıralım. İyice erisin salçamız ve üzerine dökeceğiz dolmalarımızı. İçlerine gelecek şekilde, içlerini alacak şekilde bütün dolmalarıma gezdiriyorum. Dibinde kalan salçama birazcık daha sıcak su ekleyeceğim. Dediğim gibi çok da yarıya geçmesin suyunuz. Dolmam fırına gitmeye hazır. Şimdi birazcık nemlendirdiğim yağlı kağıdımı elimde buruşturdum ve dolmalarımın üzerine kapatıyorum.
200 derecede ısıttığımız fırına verelim. Yaklaşık 40-45 dakika pişirelim. Herkesin fırınına göre farklı pişebilir. Daha sonra yağlı kağıdımızı alarak 7-8 dakika daha pişirelim. Üzeri kızarana kadar. Gördüğünüz gibi benim dolmalarım pişti. Harika gözüküyorlar. Mis gibi de koktu. Akşam için güzel bir menü. Şimdi servis tabağına alacağım. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini de açmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomun üzerinde çıkan alternatif tariflere de üzerine basarak ulaşabilirsiniz. Başka tariflerde, başka lezzetlerde buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.